Güzel bir pazar günü diliyorum hepinize. Böyle bol farmakolojili, bol eğlenceli bir gün diliyorum hepinize. Evet, bugün ikinci konumuz o. Genel farmakoloji artık bitti. Yavaş yavaş farmakolojinin içerisine giriyoruz arkadaşlar. Tabii bu aşamadan sonra konular biraz daha zorlaşacak. Ezberleyeceğimiz konular biraz daha artacak ama ben elimden geldiği kadar daha böyle şekilsel grafiklerle anlatarak daha böyle akılda kalıcı şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Tabii otonom sinir sisteminde son TUS'ta özellikle arkadaşlar toplamda bir tane soru çıkmış gözüküyor. Ama genel itibariyle temel bilimleri kontrol edersek temel bilimlerde iki tane de biyokimya ve fizyolojiden çıkan soruyu dahil edersek yine son TUS'ta da en az 3 tane otonom sinir sistemi sorusu çıkmış oldu. Mart'ta ise bu sayı daha da fazla. Sadece farmakolojide 3 tane otonomdan geldi. Diğer temel bilimleriyle beraber 4-5'i yakalamış olduk. Dolayısıyla otonom sinir sisteminin arkadaşlar soru sayısı en az 3 oluyor her sınavda. 3'ün üstüne de çıkabiliyor. 4-5 olabiliyor ki bunu Markus'un da gördük zaten. Evet. Otonom sinir sistemi. Lisans döneminden tabii hepimizin hatırladığı konular ama muhtemelen unutmuş olma ihtimalimiz var. Araya zaman girince işin anatomisi, fizyolojisi unutuluyor. Biz her şeyi en baştan alarak hızlı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Otonom sinir sistemi dediğimiz zaman vücudumuzdaki işte kalbimizin atımızı, göz bebeklerimizin büyümesi, küçülmesi, damarlarımızdaki vazokonstriksiyon, vazodilatasyon, bronşlarımızın kasılması, insülin sekresyonu, lipolizin oluşması, vücudumuzdaki terlerin, tükürüğün, idrarın, gaytanın oluşması gibi. Yani arkadaşlar periferde ortaya çıkacak olan hadiselerin hemen hemen hepsinden sorumlu olan neredeyse bir sistem arkadaşlar. Bunun içerisinde görmeden tutun da arkadaşlar yemek yemeye, sindirim enzimleri, damarlarımız, aklınıza gelebilecek bütün hemen hemen vücudumuzdaki periferik organları etkileyen bir sistem. Aynı zamanda santral etkileri de olan buradaki nörotransmitterlerin santral etkileri de olan bir sistem. Şimdi otonom sinir sistemini tabii anlatırken ilk etapta bilmemiz gereken ve zaman zaman soru çıkan arkadaşlar olay, konu otonom sinir sisteminin temel fizyolojisidir aslında, fizyolojik etkileridir. Şimdi hepimizin bildiği gibi otonom sinir sistemini ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Neden yazmadı? Evet. Şimdi, otonom sinir sistemimiz arkadaşlar parasempatik ve sempatik neyden oluşuyor arkadaşlar? Sistemden oluşuyor. Burada her iki sistemin de arkadaşlar birinci sinir lifleri vardır. Bu birinci sinir lifleri arkadaşlar periferde ganglion yapar. Buraya bir sinaptik aralık deriz, sinaps deriz. İkinci bir sinir lifiyle devam eder. Daha sonra bu sinir lifi de arkadaşlar postganglionik lif deriz buna. Sonlandıktan sonra gider. Efektör organ neresiyse, efektör doku neresiyse arkadaşlar orada sonlanır. Yine aynı şekilde sempatik sistemde de arkadaşlar birinci lifler ikinci liflerle bir ganglion yapar. Daha sonra bu uzar. Uzadıktan sonra efektör organ neresiyse orada sonlanır ve bu şekilde bir anatomiye sahiptir. Birinci lifler biz bunlara ne diyoruz? Preganglionik. Preganglionik. Bunlar da postganglionik. Bunlar da postganglionik. Şimdi arkadaşlar buradaki olay ve sürekli çıkan sorulardan bir tanesi hem parasempatik hem de sempatik sinir sisteminde arkadaşlar bu bahsetmiş olduğumuz preganglionik ve postganglionik liflerin yapmış olduğu sinapta yani ganglionlardan salınan nörotransmitterdir. Her ikisinde de arkadaşlar asetilkolin salgılanır. Burada uyarıyı yapan temel nörotransmitterimiz asetilkolindir. Daha sonra eğer parasempatik sistemse efektör organda işi gören nörotransmitter yine asetilkolinken burada sempatik sistemde noradrenalin devreye giriyor arkadaşlar. Bu zaman zaman soruluyor arkadaşlar. Özellikle bu asetilkolinin her iki tarafta olması bakın 3 farklı yerde var. Bunun haricinde soru potansiyeli olan şey bu sempatik ve parasempatik sistemde bu nörotransmitterler etkilerini nasıl gerçekleştiriyor? Ganglionlardaki hücrelerin yüzeyindeki reseptörlere bağlanarak. Bizim ganglionlardaki reseptörümüz arkadaşlar ismi her iki ganglionda da asetilkolinin bağlandığı reseptörler nikotinerjik nöronal reseptörler. Bu nikotinerjik nöronal reseptörler asetilkolin reseptörüdür. İyon kanalıdır arkadaşlar. Sodyum ve kalsiyum bağımlıdır. Sodyum ve kalsiyum geçişine izin verir. Hem parasempatik ganglionlarda hem de sempatik ganglionlarda arkadaşlar asetilkolinin etkisi nikotinerjik nöronal reseptörler üzerinden olmaktadır. Daha sonra ne olacak arkadaşlar? Postganglionik liflere uyarı gelecek. Asetilkolin salgılanacak. Efektör organlarda ne yapacak? Asetilkolin etkilerini yapacak. Efektör organlarda asetilkolinin etkilerini aracılık eden reseptörler muskarinik reseptörler arkadaşlar.
muskalinik M 1'den 5'e kadar 5 tane reseptörü var. Bu 5 reseptörden ezberlemeniz için kolay olsun diye söylüyorum. M 2 ve 4 G inhibitör reseptördür. M 1, 3, 5 ise G nedir arkadaşlar? G neydi? G Q'ydu. Devam edelim. Noradrenalin arkadaşlar, sempatik liflere uyarı geldi. Asetilkolin salgılandı ganglionlardan. Daha sonra nikotinerjik nöronal reseptörlere bağlandı. Uyarı devam etti ve postganglionik liflerden noradrenalin salındı. Noradrenalin de arkadaşlar etkilerine aracılık eden reseptörler alfa ve beta reseptörlerdir. Alfa reseptörlerimizden alfa 1 arkadaşlar neydi? GQ'ydu arkadaşlar. Alfa 2 G inhibitördü. Beta reseptörler ise neydi arkadaşlar? GS'di. Burada genelde sorular ne dedim arkadaşlar? Ya buradan çıkıyor, buradaki hem presine ganglionlardaki nörotransmitterden çıkıyor. Bir diğer soru ise arkadaşlar burada istisnalarımız var bizim. Yani parasempatik ve sempatik innervasyon olup lifleri sempatik lif olup da ucundan asetilkolin salınan bazı sistemlerimiz var. Onu da şuraya çizelim. Şimdi bir tane sempatik lif çizelim şöyle. Akılda kalıcı olsun diye. Burası da bizim efektör organımız. Şu an sempatik sistemden bahsediyorum. Farkları size göstermek için. Burası arkadaşlar neydi? Asetilkolindi. Burada nikotinerjik nöronal reseptörler vardı. Burada noradrenalin vardı. Burada da alfa ve beta reseptörler vardı arkadaşlar. Şimdi bu sempatik. Anatomik olarak liflerimizin sempatik sinire ait olduğu ancak en organda, son organda arkadaşlar asetilkolin salgılanan bir sistemimiz var. Şuradan asetilkolin salgılanıyor. Buradan da asetilkolin salgılanıyor. Ancak lifler sempatik. Yani uyarı sempatik. Ancak son organdan noradrenalin yerine asetilkolin salgılanıyor. Bunun neresidir arkadaşlar? Ekrin ter bezleridir. Ekrin ter bezleri. Şimdi buradaki olay şu, soru şöyle gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi muskarinik antagonist olan, antimuskarinik olan atropin ile bloke edilebilir veya bloke edilemez? Atropin arkadaşlar sempatik sistemde neyi bloke edecektir? Ekrin ter bezlerinin salgılarını. Çünkü bütün muskarinik reseptörlere bağlanarak ekrin ter bezlerinin salgısını inhibe edecektir. Bir de apokrin ter bezlerimiz var arkadaşlar. Apokrin ter bezinde asetilkolin salgılandı ganglion'dan, sempatik lif indi. Burası apokrin olsun. Burada noradrenalin var. Bu ikisi aynı. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Ancak burada istisna olan ekrin ter bezi. Bitti mi? Bitmedi. Lifi sempatik olup sadece birinci sıra lifi olan, yani ganglion artığı gibi düşünebiliriz bunları. Bakın şimdi sempatik lif geldi. Sempatik lif geldi. Burada sonlandı. Normalde ne olması lazım? Bir tane ganglion olması lazım. Burada ganglion yok. Ganglionun peşine hemen ne geliyor? Organ geliyor. Biz buna ne diyoruz? Birincisi adrenal medulla. Adrenal medulla arkadaşlar sempatik liflerle uyarılır. Ancak burası ganglion gibi düşünebiliriz arkadaşlar burayı. Sempatik uyarı olduğu için burada asetilkolin vardır. Ganglionlarda ne vardı? Asetilkolin vardı. Dolayısıyla adrenal medulladan, noradrenalin salgılatmadan nörotransmitterimiz neymiş arkadaşlar? Asetilkolinmiş. Buradaki reseptör muskarinik değil, nikotinerjik nöronal arkadaşlar. Şimdi nikotinerjik nöronal reseptörler nerelerde vardı? Sempatik ganglionlarda vardı. Parasempatik ganglionlarda vardı. Parasempatik ganglionlarda nikotinerjik nöronal vardı. Başka nerede varmış arkadaşlar? Adrenal medullada. Bitti mi? Bitmedi. Devam ediyoruz. Farklılık olsun. Yine birinci sıra sempatik liflerimiz. Ancak bunlar arkadaşlar periferik somatik sinir bunlar. Sempatik uyarıya bağlı. Sempatik uyarı ancak somatik sinirler. Neyden bahsediyorum arkadaşlar? Çizgili kaslardan bahsediyorum. Çizgili kasların sonlandığı yerler, yani nöromüsküler kavşak dediğimiz çizgili kaslara, sinirin sonlandığı yere biz nöromüsküler kavşak diyoruz. Gelen sinirler arkadaşlar sempatik uyarıdır. Sinir lifleri somatik liflerdir. Burada da aynı adrenal medullada olduğu gibi burayı bir ganglion mantığıyla düşünelim. Çünkü ikinci sinir lifi yoktur. Buradan asetilkolin salgılanır. Dolayısıyla sempatik uyarı da asetilkolinin aracılık ettiği etkiler nelermiş arkadaşlar? Birincisi ekrin ter bezleri, ikincisi adrenal medulla, üçüncüsü çizgili kas kavşağımız. Peki çizgili kaslarda hangi reseptörler var arkadaşlar? Nikotinerjik musküler. Yani nikotininin M reseptörleri de çizgili kaslarda vardır arkadaşlar. Bütün bu nikotinerjik reseptörleri uyarabilen en önemli molekülümüz nedir arkadaşlar?
nikotindir. Bunu unutmuyoruz. Sempatik sistemin temel anatomik ve fizyolojik farklılığı buradan ileri geliyor arkadaşlar. Kendisi normalde birinci sıra ve ikinci sıra lif içerir. Bu sinir liflerinden, ganglionlardan asetilkolin salgılanır. Nikotinerjik nöronal reseptörler bulunur. Postganglionik liflerde noradrenalin salgılanır. Etkisini alfa ve betalarla sonlandırır. Ekrin tel bezlerinde bir istisnamız vardı. Ekrin tel bezlerinde postganglionik sinir liflerinden arkadaşlar asetilkolin salgılanır ve muskarinik reseptörlerle terleme ortaya çıkmış olur. Dolayısıyla atropin benzeri ilaçlar arkadaşlar bunun etkisini ne yapacaktır? Bloke edecektir. Yine sempatik liflere sahip olup da uyarıya sahip olup da etkisini asetilkolinin aracılık ettiği adrenal medulla unutmuyoruz. Burada nikotinerjik nöronal reseptörler var. Noradrenalin sentezi burada oluyor. Buna birazdan değineceğim. Yine devam ediyoruz. Özellikle somatik sinir lifi olup sempatik uyarıyla gelen etkisine yine asetilkolinin aracılık ettiği nikotinerjik musküler reseptörler olan arkadaşlar çizgili kas kavşağı. Bunu unutmuyoruz. Burada arkadaşlar bütün bu nikotinerjik reseptörleri uyaran en önemli şeyimiz ne? Nikotin. Endojen olarak uyaran asetilkolindir arkadaşlar. Asetilkolin endojen uyarandır. Dışarıdan da biz sigara içtiğimiz zaman, nikotin aldığımız zaman bu nikotinerjik reseptörleri uyarır. Nikotinin şöyle bir olayı var. Normal dozlarda uyarır, depolarize eder. Eğer biz dozu yükseltirsek, yani yüksek doz alırsak depolarizasyona bağlı blok yapar arkadaşlar. Yani ganglionlar bloke olacaktır. Evet. Şimdi geldik parasempatik sinir sistemine. Parasempatik sinir sisteminde bu kadar sempatik sistemdeki gibi farklılıklar yok. Parasempatik sistemde birinci preganglionik liflerden yine ganglionlardan asetilkolin salgılanır. Nikotinerjik nöronal reseptörler vardır. Postganglionik liflerden asetilkolin salgılanır. Daha sonra son organda arkadaşlar muskarinik reseptörlerle etkinliğini gösterir. Parasempatik sistemde bu kadardır. Şimdi tekrar etmek amacıyla söylüyorum. Nikotinerjik nöronal reseptörler nerede vardı? Birincisi parasempatik ganglionlar, ikincisi sempatik ganglionlar, üçüncüsü adrenal medulla arkadaşlar bunları unutmuyoruz. Üç tane en önemli nikotinerjik, bunlar zaman zaman soru olarak çıkıyor arkadaşlar. Ganglionlardan salgılanan nörotransmitter neydi? Asetilkolindi, bunu da unutmuyoruz. Tabii uç organlarla ilgili zaten detaylıca birazdan arkadaşlar bahsedeceğiz. Preganglionik nöronlardan asetilkolin açığa çıkar. Sempatik ganglionlardaki reseptör nikotiniktir. Nikotinerjik nöronaldir. Postganglionlar sempatik uçlarından noradrenalin açığa çıkar. Alfa ve beta reseptörler vardır. Parasempatik sistemde nöronlardan asetilkolin açığa çıkar. Parasempatik ganglionlardaki nöronlar nikotinerjik nöronaldir. Postganglionik sinir uçlarından asetilkolin açığa çıkar. Muskarinik 1-5 reseptörlerine bağlanarak etkisini gösterir arkadaşlar. Nikotinerjik reseptörlerimiz zaten geçenki derste reseptör konusunda asetilkolin reseptörlerini ikiye ayırmıştık. İyon kanalı reseptörleri demiştim. Bir de G protein kenetli reseptörler demiştim arkadaşlar. İyon kanalı olan reseptörler nikotinik reseptörlerdi. G proteinle kenetli reseptörler ise muskarinik reseptörlerdi arkadaşlar. Evet. Bakın nöromusküler kavşakta nikotinerjik muskarinik reseptörlerimiz var. Yani çizgili kaslarımızda. Uyarı neydi arkadaşlar? Sempatikti. Liflerimiz ise somatik sinirdi arkadaşlar. Nikotinerjik nöronal reseptörlerimiz 1. Ganglionlarda vardı. Hem sempatik hem parasempatik. 2. Adrenal medullada vardı. Bunu unutmuyoruz. Bir de arkadaşlar nikotinerjik reseptörlerin santralde bulunan formu da var. Muskarinik reseptörleri 5'e ayırmıştık. Bunlardan M1 arkadaşlar öğrenme, bellek, bulantı, kusma gibi çeşitli asetilkolin etkilerine aracılık eden reseptördür ve sinir dokusunda yoğunlukta bulunur. Kalpte arkadaşlar nedir? Yoğun olarak bulunan M2'dir. Zaten M2 GI proteini ile kenetliydi. Kalp dışında neredeyse arkadaşlar vücudumuzda asetilkolinin etkilerine aracılık eden en yaygın reseptör G3'tür. En yaygın G3'tür. Bu da GQ ile kenetliydi arkadaşlar. Düz kaslar, glantlar, endotel. Ne yapar arkadaşlar bu reseptörler vasıtasıyla? Tabii asetilkolinin damarlarda innervasyonu yoktur. Ancak damarlarda asetilkolin damlatıldığı zaman endotelde nitrik oksit salgısını salgılatarak damarlarda vazodilatasyon yapabilir. Yine onun haricinde sekresyonlar, idrarı kolaylıkla aktarırız. İshal yapar, diyare yapar. Yani vücudumuzdaki gözyaşından tükürüğe tutun arkadaşlar. Bütün terlemeye varana kadar sekresyonların salgıların artması idrar gayta dahil. Onun haricinde ereksiyon, düz kasların genel itibariyle yine söyledim. Gözlerimizde miyozis. Birazdan bütün etkilerinden bahsedeceğiz ve bunları şekilsel olarak size çizeceğim arkadaşlar. Sempatik ve parasempatik ganglionlarda iletişim asetilkolin oluyordu. Ganglion'daki nikotinik reseptörleri arkadaşlar atropin bloke edemez. Atropin arkadaşlar antimuskariniktir. Antimuskarinik.
Bu sadece muskarinik M reseptörlerini bloklar. Dolayısıyla nikotinerjik reseptörleri bloklayamayacağı için ganglionlarda herhangi bir etkisi olmayacaktır. Nikotinik reseptörleri inhibe edemeyecektir arkadaşlar. Ekrin terbezlerinden bahsettik, bir istisnaydı. Asetilkolin salgılanır ama sempatik uyarıyla ortaya çıkar demiştik. Atropin de bloke ediliyordu. Yine adrenal medullada arkadaşlar asetilkolin var ancak reseptör nikotin olduğu için, nikotinik reseptör olduğu için atropin burada yine blokaj yapamaz. Yine arkadaşlar fenilmetiltransferaz enzimi adrenal medullada ne yapıyor? Nör adrenalinden adrenalin dönüştürüyor. Bundan zaten bahsedeceğim. Adrenal medullada nör adrenalin fenilmetanolamin N-metiltransferaz enzimiyle adrenaline dönüşür arkadaşlar. Bundan bahsedeceğiz. İskelet kasındaki nikotinik reseptörler atropin tarafından bloke edilemezdi. Neden? Çünkü iskelet kaslarında nikotinerjik muskarinik musküler reseptörler vardı. Yani muskarinik değildi. Bu yüzden dolayı bu reseptörleri atropin bloklayamaz arkadaşlar. Yani atropin sizgili kaslar üzerinde bir etki gösteremez arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim asetilkoline. Bununla ilgili size detaylı bir ganglion çizerek bu ilaçları tekrardan birazdan anlatacağım. Şimdi isim isim gidelim. Şimdi arkadaşlar asetilkolin sentezlendik. Nasıl sentezleniyor asetilkolin? Asetilko ile kolin hangi enzim yardımıyla? Kolin asetil transferaz yardımıyla sentezlenir ve asetilkolin oluşur. Bu sentezlenen asetilkolinin arkadaşlar vezikül içerisine girmesi gerekir. Vezikül içerisine girdikten sonra da ne yapacaktır? Ganglionlara, presinaptik aralığa salınacaktır. İşte bu asetilkolinin vezikül içerisine girmesini engelleyen ilaç vezamikoldür. Ne yapar? Asetilkolinin arkadaşlar vezikül içerisine girmesini engel olur ve dolayısıyla ne olacaktır? Biz sempatik ve parasempatik aşırımı inhibe etmiş olacağız. Daha sonra asetilkolin presinaptik aralıkta arkadaşlar asetilkolin kolin ve asetata parçalanır. Ne ile arkadaşlar? Asetilkolin esteraz enzimi yardımıyla kolin ve asetata parçalanır. Bu kolin arkadaşlar sinaptik aralıkta daha fazla yıkılmaz. Sinaptik aralıktan reuptake dediğimiz olayla tekrar nöronun içerisine alınır. Hemikolinyum dediğimiz bu ilaç arkadaşlar kolinin reuptake'ini ne yapar arkadaşlar? İnhibe eder. Botulinum toksini hepimizin bildiği botoks arkadaşlar asetilkolinin vezikülden salgılanmasını inhibe eder. Normal şartlar altında kolin içeriye girdi. Daha sonra ne oldu? Kolin asetiltransferazla sentezlendi. Herhangi bir sıkıntı yok. Vezikül içerisine girdi. Hiçbir sıkıntı yok. Daha sonra ne olacak arkadaşlar? Aralığa salınması gerekecek. Bu sırada biz eğer botulinum toksini verirsek botulinum toksini nöron içerisinde veziküllerde bulunan asetilkolinin arkadaşlar dışarıya salınımını ne yapacaktır? İnhibe edecektir. Dolayısıyla ne oldu? Parasempatik uyarıyı inhibe ettik. Bu yüzden dolayı arkadaşlar botulinum toksini tortikolis strabismus gibi, cerebral palsy gibi, oromandilal spazm gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde lokal olarak kullanılmaktadır. Burada en önemli olay etkisi 3 ila 6 ay sürmektedir arkadaşlar. Ve genelde botulinum toksininin bu etkisi sempatik ganglionlarda değil, parasempatik uçta ortaya çıkıyor. Çünkü orada veziküllerin nörotransmitterleri salgılaması için gerekli olan bazı proteinler var. Sinaptobrevinler, sinaptotagminler, sintagminler gibi. Botulinum toksini daha çok parasempatik uçtaki hücrelerin içerisindeki sinaptobrevinleri parçalayabiliyor. Diğerlerini parçalayamadığı için sadece asetilkolin salgısını ne yapıyor arkadaşlar? İnhibe etmiş oluyor. Alfa-laktotoksinimiz var. Bu da arkadaşlar veziküllerden asetilkolin ve noradrenalin salgısını artırır. Yani hem parasempatik sistemde hem de sempatik sistemde ne yapar arkadaşlar? Olumlu, uyarıcı bir etki ortaya çıkarır. Asetilkolin ne dedik arkadaşlar? Asetilkolin sinaptik aralıkta asetilkolin esteraz tarafından kolin artı asetata parçalanır. Biz eğer sinaptik aralıkta asetilkolinin seviyesini artırmak